Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı bütçesinde yerel yönetimler üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 2020 yılını da büyük ekonomik sıkıntılar ve pandemi ile bitiriyoruz. Gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde vatandaşlarına hizmet yarışı içine girdiğini izlerken, AK Parti iktidarının vatandaşına IBAN numarası verip para istediğini, esnaf ve sanayicileri borçlandırdığını, iş yerlerinizi kapatın, şükredip dua edin dediğini ve 5 maskeyi de dağıtmayı beceremediğini ibretle izledik. Türkiye tarihinde hiç örneği görülmeyecek biçimde muhtaca bir kap sıcak yemek kapısı olan aşevlerinin hesaplarını kapattınız. Aşevlerine yaptığınız bu ayıp ile asırlar boyu anılacaksınız. Pandemi döneminde siz merkezi hükümet olarak tam bir yönetimsizlik örneği sergilerken, yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili iki ilçe belediyesi neler yaptı, şimdi sizlere onu anlatacağım. Amasya'nın merkez dahil 7 ilçe ve bir belde belediyesi bulunmaktadır. Bunlardan Gümüşhacıköy ve Merzifon 2014 yılından beri CHP'li belediye başkanlarınca yönetilmektedir. Fetret dönemiyle Osmanlı'nın dağılmasını önleyen Çelebi Mehmed'in, Viyana kapılarına dayanan Kara Mustafa Paşa'nın ve bölgenin parlayan yıldızı olan Merzifon'da neler yapıldı? Öncelikle Merzifon halkının pandemi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla büyük bir çalışma başlatılmış. İlçedeki tüm kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi partiler, STK'lar ve kaymakamlık vefa destek grubu ile koordineli çalışma kararı alınmıştır. Pandemi döneminde evlerinde kalmak zorunda olan yurttaşlarımız için kuru gıda, soğan, patates, ıspanak, pırasa, lahana, marul, elma, portakal, limon gibi yaş sebze ve meyve paketleri hazırlanmış, belediye personeli aracılığıyla 56 bin nüfuslu ilçede 12 bin haneye dağıtılmıştır. İlçe nüfusu dikkate alındığında gıda yardımının büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Salgın sürecinde ihtiyaç duyulan maske, eldiven, siperlik, tek kullanımlık tulum, dezenfektan, kolonya ve temizlik ürünleri Merzifon halkına ve salgın sürecinde büyük özveriyle çalışan devlet hastanemize, ilçe sağlık müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve özel iş yerlerine dağıtılmıştır. Belediyeye ait Doktor Nezih Caner evde bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm belediye personelleri 24 saat kesintisiz ihtiyaç sahibi, yaşlı, bakıma muhtaç ve pozitif vakalı yurttaşların alışveriş, fatura ödeme, ilaç alma, sağlık kurumlarına ulaşma ihtiyaçlarını karşılamış, ilçenin tüm esnaflarının ve kamu dairelerinde periyodik ateş ölçümlerini yapmıştır. Hastane, eczaneler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinde ve açık alanlarda belediye, temizlik ve itfaiye ekiplerince mütemadiyen dezenfekte çalışmaları devam etmektedir. Pandemi süresince sağlık personellerine yoğun ve zorlu mesaileri süresince sıcak yemek servisi yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Siz yardımları kesmeye çalışsanız da Merzifon Aşevi'nde her gün 1000 ihtiyaç sahibi insanımıza sıcak yemek hizmeti sunulmakta, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın ise evlerine servis edilmektedir. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerimize kitap ve tablet yardımı, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yakacak kömür ve odun yardımı yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Sayın milletvekilleri, bütün bu saydıklarımı ve hatta sayamadıklarımı 56 bin nüfuslu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediyesi yapmıştır. Emeklerinize sağlık Alp Kargı Başkan, emeklerinize sağlık belediye personellerimiz. Gümüşhacıköy ilçemiz 14 bin nüfusuyla emeklilerin ve çiftçilerin çoğunlukta olduğu, kadını ve erkeğin hem haklar konusunda hem de sayısal olarak eşit olduğu, kadim olduğu kadar da şirin bir ilçemizdir. Belediye Başkanımız Zehra Özyol Başkanlığında pandemi süresince ihtiyaç sahibi ailelere bugüne kadar 1035 adet gıda yardımı yapılmış ve bu yardım karantinadaki vatandaşlarımıza yapılmaya devam etmektedir. Pandemiden dolayı iş yerleri kapanan kuaför, berber, kahvehane, lokanta gibi iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına sebze, meyve, ekmek ve kuru gıda yardımı yapılarak destek olunmuştur.
Sebze, giysi ve köy pazarları ile hayvan pazarlarında yurttaşlarımıza 100 bin adetin üzerinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan esnaf... Tamamlayın sözlerinizi. Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan esnafımızdan 2 ay süreyle kira alınmamış, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, pazar alanları ile açık alanlar, ticari taksi ve dolmuşlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilmiştir. Yeni öğretim yılının ilk günü anaokulu ve ilkokul öğrencilerine çocuk maskesi, ortaokul ve lise öğrencilerine cerrahi maske ve su dağıtımı yapılmıştır. Sadece insana hizmetle kalınmamış, sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine su ve mama kapları yerleştirilmiş ve mama dağıtımı yapılmıştır. Çok küçük bir bütçeye sahip ilçe belediyesinin bütçesinden sadece pandemi tedbirleri kapsamında 1 milyon liranın üzerinde harcama yapılmıştır. Bütün bu destekleri ve canla başla çalışmaları için ilçe belediye başkanımız Sayın Zehra Özcula ve belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. 2021 yılı veda bütçesi üzerindeki konuşmamı tamamlarken Millet İttifakı'nın iktidarda olacağı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde buluşmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum.